Adana'da mesela sokakta çıktığınızda, konuştuğunuzda aldığınız mesaj ne? İyi akşamlar tekrar herkese. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle Adana benim şahsım açısından çok coşkulu, çok heyecanlı, çok motive. Ben işin açıkçası parti olarak bizim burada beklenenin çok üstünde bir sonuç alacağımızı görüyorum, ona inanıyorum. Şahsıma karşı çok büyük ilgi, çok büyük bir kucak açma ve çok büyük bir coşku var. O yüzden Adana halkına buradan teşekkür ediyorum. Cemal Bey'in söylediğine katılıyorum. Evet, sahalar kesinlikle değişim diyor. Ama ben şunu da hissediyorum, insanlar evet fikirlerini söylüyor ya da bunu belli ediyor ama yine de bir yani bizim önümüze çıkan anketlerden çok daha farklı sonuçlar çıkacağına inanıyorum ben sandıkta. Yine de insanlarda bir bu baskı ya da bir çekinme havası seziyorum ben ama buna rağmen kesinlikle katılıyorum, artık değişim zamanı geldi diyor Adana'da, onu söyleyebilirim. Peki bu mesela özellikle ekonomik gerekçelerle mi, yoksa mesela hep deniyor ya işte kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dil, Millet İttifakı o anlamda Türkiye'ye bütün farklılıklarımızla birlikteyiz, kucaklaşabiliriz, evet, mesajı veriyor. Seçmen de bunu istiyor mu? Mesela yorulmuşlar mı bu kutuplaştıran dilden? Kesinlikle, kesinlikle çok yorulmuşlar ve de ben şeyi de hissettim. Bana hep şöyle yaklaşıyorlar. Siz çok sıcakkanlısınız, çok bizden biri gibisiniz, çok mütevazısınız. Size ulaşmak çok kolay. Yani siyasi iktidarla ya da siyasilerle halk arasında bayağı bir uçurum olmuş herhalde. Kendilerinden çok farklı ve çok onlara ulaşılamayacakmış gibi görüyorlar. Herhalde öyle hissediyorlar. Aynı zamanda bu dilden, bu ayrıştırıcı tavırdan ve dediğiniz gibi bu kutuplaştırma üslubundan da bıkmışlar. Adana özelinde, Adana'da maalesef bu son dönemde hak ettiği yatırımları, teşvikleri, devlet desteğini hiç almamış. Olması gerektiğinden potansiyel olarak çok aşağıda bir şehir. Ki Türkiye'nin eskiden 4. büyük şehriymiş, şu anda 8. sıralara kadar gerilemiş. %13 gibi çok yüksek bir işsizlik rakamıyla boğuşuyor. Çiftçilikte, sanayide, hayvancılıkta, enerjide bir sürü yatırım alanları olmasına rağmen kapasitesinin çok çok altında faaliyet gösteriyor bu alanlar gibi. Adana özelinde de çok büyük problemler olduğu için insanlar bundan dolayı da biraz burada değişime evet diyor. Ama tabii ki bütün Türkiye artık işte camiye gittiğimizde akrabamızla selamlaşamıyoruz. İşte kahvede yan yana oturamıyoruz. Bir şey konuşurken hemen birbirimizle kutuplaşma durumuna geliyoruz gibi şikayetleri de duyuyoruz. Yani gerçekten evet, insanların birbirine tahammülü ya da bayağı uç noktalara ötelendiğini ben de hissediyorum. Peki. Seçmen siz aslında babanızdan kaynaklanan milliyetçi kimliğiniz nedeniyle özellikle karşı taraf seçmeni, hani Erdoğan'ın söylemini devam ettirip terör örgütüyle berabersiniz diye çok sık soru geliyor mu, yoksa ekonomi mi geliyor daha çok sorular? İnsanların umrundan merak ediyorum. Ya çünkü ben muhalefetin açıkçası bağışıklık kazandığını düşünüyorum bu suçlamalara karşı. Siz sahada ne gözlemliyorsunuz? Özellikle sizin kimliğiniz çok kuvvetli bir milliyetçi geleneğin, yani şöyle gelen bir kimliğe. Ayrıca Hakan Bey şöyle demek istiyor. Millet İttifakı'na PKK'lı diyenler Türkeş'in kızına bunu demekten utanıyorlar mı veya diyorlar mı diyor. Evet, politikacı diliyle bir tartışma. Vallahi diyemiyorlar. Türkeş ismini görünce Türkeş'le PKK'yı yan yana koyamıyorlar herhalde. Öyle bir şey diyemiyorlar. Genelde ekonomik anlamda şikayetlerini dile getiriyor. Adana özelindeki şikayetlerini dile getiriyorlar. Ben işin açıkçası öyle tepkili, hatta vatandaşın tepkisiyle hiç karşılaşmadım desem abartmış olmam. Çünkü işte diyorum, evet, babanızın ismi, ayrıca Adana babam için de çok önemli bir şehirdi. MHP'nin siyasi tarihi için de çok önemli bir şehir. Çünkü bu CKMP, MHP Birleşme Kongresi 1969'da ilk Adana'da olmuş
Ve babam Alparslan Türkeş de Adana'da ilk siyasi hayatına başlamış, milletvekili seçilmiş. Ben de inşallah ilk siyasi hayatıma Adana'da başlayacağım, milletvekili seçeceğim. O yüzden Adana halkının babama bakışı, babama karşı olan sevgisi çok farklı. Gerçekten çok ayrı yere koymuşlar. Beni görünce, yani belki hani size abartı gelecek ama 70 yaşının üstünde bir sürü kişinin, hatta 60 yaşındayım, ağladığına şahit oldum. Yani çok duygulu, çok yoğun duygulu anlar yaşıyorum ve kendim içinde çok farklı özel anlar yaşıyorum. Çok babamla bir sürü hatırası olan, onunla çalışmış bir sürü kişiyle karşılaştım. Onların hatıralarını dinliyorum. Evet. Görmediğim fotoğrafları görüyorum gibi duygusal şeylerde yaşıyorum. Sahanın tepkisi bana çok iyi. İşin açıkçası. Peki mesela işte Tuğrul Türkeş AK Parti'den aday oldu. Siz evet. Neden mesela işte AK Parti var, MHP var. Özellikle işte MHP açısından da babanızla ilgili aktarırken o bilgiyi de aktardınız. Niye seçmediniz? Neden mesela MHP'den aday olmadınız? İşin açıkçası burada seçen ben değilim, ben seçilenim. Bana teklif geldi. Ben Sayın Genel Başkanım Meral Akşener beni şahsen tanıyordu, biliyordu. Zaman zaman öyle hani sosyal alanda görüştüğümüz ya da işte bayramlaştığımız zamanlar oluyordu. Beni şahsen kendisi tanıyordu. Beni işin açıkçası yani öyle bana son anda kendisi Adana milletvekili olarak İYİ Parti saflarında bulunma teklifi verdi. Ben de kabul ettim. Niye kabul O zaman ettim? Soruyu şöyle değiştireceğim. Evet. MHP size teklifte bulunsaydı kabul eder miydiniz? Ben şu anda maalesef MHP'nin Türkeş çizgisinde olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum değil, zaten Türkeş çizgisinde değil diye netçe söylüyorum. Özellikle bu Sinan Ateş cinayetinden sonra açıkça tüm benim temsil ettiğim camia da bunu gördü ki hiçbir şekilde Alparslan Türkeş hukukun üstünlüğünü savunan, hiçbir şekilde kaba kuvvet yanlısı olmayan, hele hele böyle kendisi için hizmet etmiş, Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış kıymetli bir akademisyenin böyle kaba tabiri aşağılık seviyede katledilmesine hiç tepki vermeden durma noktasında olup yani bu ölüm şeklini ya da bu davranışı kabullenme çizgisinde olan insanlarla Türkeş aynı kefede olamaz. Zaten benim siyasete girmemi körükleyen şey bu Sinan Ateş cinayeti de oldu işin açıkçası. Türkeş'in kesinlikle kabul etmediği tavırlar, yorumlar ya da tutumlar sergilenmekte. Bu ben sadece MHP'yi şu anda o ruhu kaybetmiş, sadece MHP harflerinden oluşan bir parti olarak görüyorum. Tabii ki tüzel kişiliği benim için çok kutsaldır. Babamın kurduğu bir partidir. Cemal Bey de aynı şeyi hissediyordur eminim. Her ülkücünün kalbinde her zaman yeri farklıdır ama şu andaki MHP maalesef Türkeş'i temsil etmiyor. Türkeş misyonunda değil. Evet. Ve Türkiye'deki bu ayrıştırıcı, bölücü, en önemlisi hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alıcı tavırı hiçbir Türkeş'te kabul edemez. Yani ben İYİ Parti'de Meral Hanım'ın vizyonuyla inşallah 21. yüzyıla bu babamın bıraktığı mirası taşıyacağıma inanıyorum. Şöyle, ben aynı soruyu Cemal Engin Yurt'u da soracağım zaten ama önce sizden alayım. Sinan Ateş cinayeti dediniz ve evet. Onun ortaya çıkardığı. Şimdi sonuçta hali hazırda miting meydanlarında özellikle Meral Akşener ama Sayın Kılıçdaroğlu da faillerinin bulunacağını ve aslında her şeyi bildiklerine vurgu yapıyorlar. Karşılaştığınız MHP'liler, MHP'ye oy verenler, Sinan Ateş cinayeti ve sonrasında MHP'nin önemli ölçüde sessizliğiyle ilgili olarak tepkililer mi? Bu tepkileri size yansıtıyorlar mı? Yansıtıyorlar tabii, çok tepkililer. Yani bunu hiçbir ülkücünün değil, hiçbir insan kabul edemiyor. Türkiye'de yaşayan vicdan sahibi hiçbir insan bunu kabul edemiyor. Çünkü buradaki şey tabii ki cinayet kabul edilebilen bir şey değil ama Sinan Ateş'in ölüm şekli, onu öldürdüğü iddia edilen insanın durumu, onun hizmet ettiği ya da onun çalışma arkadaşlarının bu olaya karşı olan tutumu, daha üst düzey o olayda adı geçen işte mecliste milletvekili olan insanların tekrar aday listeye konulmaları gibi bir sürü hiç kabul edilemeyen bir sürü davranış var. O yüzden Türkiye
Sinan Ateş cinayetine sahip çıktı. Yani sahip çıktı derken bu cinayetin takipçisi olacağız demelerinin sebebi bu. Bunu hiçbir vicdan kabul edemez. Hele hukukun üstünün olduğu bir ülkede hiç kimse kabul edemez. Bunu kabul etmemiz demek bu ülkede biz zaten hukuku rafa kaldırıyoruz demektir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokratik bir ülkeye tabii ki yakışacak, olacak şey dedik. Biz her zaman hukukun üstünlüğünü kabul eden insanlarız. İnşallah bu cinayette bir an evvel tabii ki ben eminim sonuçlanacaktır bu dava, cinayet davası da. Peki yani tabii Sinan Ateş cinayeti